tarzım farklı bulunuyor. Ben hani hem Türkiye'nin etnik motiflerinden hem de Hindistan'ın, Çin'in farklı farklı ülkelerin etnik kültürlerinden besleniyorum. Farklı bulunduğu da oluyor. Nitekim bu çalışmamızda da çok farklı bir kostüm tercihine gittik. Bir deniz kadın kostümü yaptım. Şarkıda aşkı denizle sembolize ettiğimiz için deniz kadın kostümü giymeyi ve mekanında deniz olmasını tema bakımından daha bütünsel bulduk. O yüzden de kostüm fantastik olduğu kadar da yadırganmaya müsait bir belirimde oldu. İşte istiridyeler astım kostüme, deniz kabukları, balık, mercan, midye kabuğu gibi, ponza taşı hatta, denizden çıkabilecek bütün estetik diyebileceğimiz nesnelerin hepsini o kostümde barındırmaya çalıştım. O yüzden farklı oldu. Benim çok içim esindi. Ha, yapabileceğim en iyi deniz kadın kostümü değildi belki ama bu bütçeyle yapabileceğim en iyi deniz kadın kostümüydü ve çok içim esindi. Başlığı da aynı şekilde işte deniz kabuklarından ve deniz bitkilerinden yaptık. Öyle çünkü dediğim gibi şarkıda aşkı denizle sembolize ediyoruz ve bu yüzden de işte denize, yani aşkın derinliklerine dalan ve sırılsıklam bir aşk yaşayan bir insanı canlandırdım. Tabii biraz öfkeli bir aşık var ama çünkü işte hikayesinde, anlatısında istemeden aşık olmuş ve bu yüzden aşık olduğu kişinin bu sevgiyi hak etmediğini düşünen bir insan psikolojisi var. Bu yüzden de aşık olduğu kadar öfkeli ve hınca olan bir insan vesaire. Bu yüzden hani deniz kadın kostümüyle aşkını, aşkından ileri gelen problemleri ve duygularını yansıtan bir insanı canlandırdık. Çalışma bağımsız bir çalışma. Yapımı tamamen kendi emeğimle oldu. Hatta şöyle söyleyeyim size, bir prodüktörün ve bir menajerin yapabileceği her şeyi, fiili bir deneyimim olmamasına rağmen, profesyonel hassasiyeti de hiç altta bırakmaksızın kendimiz gerçekleştirdik. Hani çok fazla emeğimle olduğu için bu çalışma benim için gelecekteki birçok çalışmamdan çok daha özel diyebilirim şimdiden. Sadece ilk klibim olduğu için değil, çok fazla emek sarf ettiğim ve birçok şeyin de kendi imzam olduğu için. Şarkı çok beğenildi. Şarkının sözleri çok dikkat çekti. Bu içime çok sinen bir şeydi. Çünkü derin yazdığımı düşünüyorum şarkı sözlerini. Hani psikolojik tahliller barındıran bir ruh durumunu anlatıyor şarkı. Bu sözlerin dikkat çekmesi beni çok mutlu etti. Yani kliple ve şarkıyla ilgili en belirgin dönütler bu yönde. Şarkının sözleri, işte vokalcilik çok beğenilmiş. Ateşe atmasın kalbim tercihimiz. Şimdi normalde dinleyenlerim bilirler, yakından takip edenlerim. Türler Arası Müzik adını verdiğim bir müzik ekolünü kendimce sürdürmeye çalışıyorum. Ve YouTube kanalımızda 2 senedir düzenli olarak işte 11 yabancı dilde ve yaklaşık 17 türde genel olarak kategorize edersek bu alanlarda yorumculuk yapıyorum, ses sanatçılığı yapmaya çalışıyorum. Fakat kendi yazdığım şarkılar rock alternatif türünde. Yani bir türde şarkılar yazıyorum en azından şimdilik. Ve bu şarkı da o şarkılarımdan biri. Yani rock ve alternatif türünde bir şarkı ama ben şarkı yazarlığımın dışında, onun dışında Türler Arası Müzik adını verdiğim bir projeyi sürdürmekteyim. Ve birçok türde yorumculuk geliştirmeyi hedeflemekte ve çabalamaktayım. Bu da önemli bir detay.